Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış. Bugün sizlerle birlikte 2. Dünya Savaşı'nda sadece masum bir genç kız olan Anne Frank'ı ve onun sadece 16 yıl süren enteresan yaşam öyküsünü inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Anne Frank, 12 Haziran 1929'da Yahudi kökenli bir ailenin ikinci kızı olarak Frankfurt'ta dünyaya geldi. Asıl adı Annelise Mary Frank'tır. Ailesiyle birlikte Frankfurt'ta bir apartman dairesinde yaşıyorlardı. Babası Otto Frank, annesi ise Edith Frank'tir. 1929'da yaşanan büyük buhrandan önce babası bir bankada çalışıyordu. Ancak bu buhranla birlikte babasının işleri kötüye gitmeye başlamıştı. Ailesi bundan daha kötüsü olamaz diye düşünürken felaketler ard arda gelmeye başlayacaktı. Hazırsanız başlayalım. Bu arada bu tarz enteresan yaşam öyküleri serisinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Naziler 1933'te iktidara gelmişti. Anne'in babası işlerin kötüye gitmesi sebebiyle Hollanda'ya gitmenin bir yolunu arıyordu. Önce babası iş bağlantılarını kullanarak Hollanda'ya gitti, ardından da ailesini buraya getirdi. Ancak çok fazla süre geçmeden Nazi Almanyası Hollanda'yı işgal etti ve buradaki Yahudilere de kısıtlamalar getirilmeye başlandı. Anne bu kısıtlamalardan sonra sadece Yahudilerin eğitim gördüğü bir okula kaydoldu. Okuldaki öğretmenleri de dahil herkes Nazi soykırımından kaçmış Yahudilerden oluşuyordu. Okulda bulunan herkes şüphesiz aynı kaderi paylaşmaktaydı. Anne burada zamanla en yakın arkadaşı olacak Nanette ile tanıştı ve sıra arkadaşı oldular. Onu en az ablası kadar çok seviyordu. Bu okulda bulunan her öğrenci sadece sevimli çocuk yüzleri olmalarına rağmen ikinci sınıf vatandaş olduklarının farkındaydı. Bu yüzden kader ortaklarına sımsıkı tutunuyorlardı. Bir daha asla evine dönemeyeceklerini, hatta öldürüleceklerini bile biliyorlardı. Çocuk bedenlere yüklenmiş bu kaçınılmaz farkındalık hissi onların elinden gülümsemelerini almıştı. Anne için hayat giderek zorlaşıyordu. Minik yüreği ve kocaman gözleri vardı. Çevresinde gelişen tüm olayları bir yetişkin edasında teslimiyetçi bir anlayışla kabulleniyordu. Ya da kabullenmek zorundaydı. Bu dönemdeki kısıtlamalar dolayısıyla Yahudiler ne kendi işini kurabiliyor ne de bir yeri işletebiliyordu. Anne'in babası Otto da bu sebeple işlerinin başına bir arkadaşını geçirdi. Ancak hala bunlar iyi günleriydi. İlk önce Hitler'in kişisel korunmalarını yapmak için kurulmuş bu timler polisle birlikte görevli silahlı partizanlardan oluşuyordu. Anne'in ablası Margot'a Temmuz 1942'de bir celp geldi. SS merkezine çağrılıyordu ve Margot burada Yahudi olarak işaretlenmişti. Artık tehlike çok daha yakınlarındaydı. Hatta onların kapısına gelmişti. İşler her geçen gün daha da kötüye gidemez derken daha da kötüye gidiyordu. Ailecek İsviçre'ye kaçtıklarını belirten bir not bırakarak ortadan kaybolmuşlardı. Ancak çok uzağa gidemediler. Otto'nun ofisindeki gizli bölmede saklanmaya başladılar. Aile dostu olan 4 kişiyle birlikte hapishane hayatı yaşamaya başladılar. Onların dış dünyayla iletişim kurmasını sağlayan ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayan tek kişi Otto'nun sekreteri Miep Cheese'di. İşte Anne'in yaşadıklarını kaleme alması tam burada başladı. 13. yaş gününde ona hediye edilmiş olan bir ajandayı günlük olarak kullanmaya başladı. Hediyesini aldığı ilk günlerde de yazıyordu ancak burada bu işi her gün yapacaktı. Onun için ajandasının hikayesi böyle bir zamanda oldukça anlamlı bir hale dönüşecekti. O dönemde saat 8'den sonra sokağa çıkmak yasaktı. 12 Haziran 1942'de Anne'in doğum günü için ailesi ona bir doğum günü partisi düzenlemek istedi. Normal şartlarda akşamüstü çocukların birbirini görmesine imkan yoktu. Fakat öğretmenlerinin de yardımıyla bir yol bulundu. Anne için küçük bir parti organize edildi. Ailesinden gelen hediye ise bu ajanda oldu. Yıllar sonra ise milyonlara ulaşacak olan bir günlüğe dönüşecekti. Bu hapis yaklaşık olarak 2 yıl devam etti. Anne 2 yıl boyunca her gününü yazdı. Gizli oda diye bahsettiği bu yer bir apartmanın çatı katıydı. Saklandıkları süre boyunca korkularını, yaşadıklarını ve insanların en çok içini burkan yaşama dair umutlarını yazdı. Çünkü bu kısa yaşamda yazmasa delirebilirdi. Günlüklerinden bir notu sizlerle paylaşalım.
Hatıra defteri tutmak benim gibi biri için tuhaf bir duygu. Sadece daha önce yazmadığımdan değil. İleride ben de dahil hiç kimse 13 yaşında bir kızın içinden geçenlerle ilgilenmeyecekmiş gibi geliyor. Aslında bu benim için önemli değil. Ben yazmak ve daha da önemlisi kalbimden geçen bir sürü şeyi açıklamak istiyorum. Ellerimi başıma dayadığım ve tembellikten dışarı mı çıksam yoksa evde mi kalsam bilemediğim günlerde, sonuç olarak evde oturup durduğum zaman da kağıt insanlardan daha sabırlıdır sözü içime işledi. Anne ve ailesini 1944'te birileri ihbar etti. Ancak bu kişinin kim olduğu asla öğrenilemedi. Frank ailesi bir baskınla yakalandı ve ailenin her bir üyesi başka kamplara gönderildi. Kader bu ya, en Auschwitz kampında çocukluk ve sıra arkadaşı olan Nanit ile karşılaştı. Kıyafetlerinin hepsi bitlendiği için üzerinde sadece bir battaniye vardı ve açlıktan bir deri, bir kemik kalmıştı. Nanit, Anne'i görünce içi sızlamıştı ancak Anne için bu karşılaşma bir mucizeydi. Çünkü bir toplama kampında böyle bir şeyin gerçekleşeceğine inanmıyordu. Bu kısa zaman dilimlerinde birbirleriyle konuşma fırsatı yakaladıklarında her şeyden konuştular. Anne günlüğünden de bahsetti Nanit'e. Savaş bittiğinde bu günlüğü bir kitaba dönüştüreceğine inanıyordu. İçindeki yaşama umudu asla kaybolmamıştı. Anne'in çok fazla hayali vardı. Yaşadığı her şeyi kitapta anlatacaktı. Yeniden ailesine kavuşma umudunu ise asla kaybetmedi. Bunu kocaman gülümsemesiyle daha da hissettiriyordu. Hayata karşı her zaman gülümsüyordu. Savaşa rağmen özünde mutluluğu keşfeden sevimli bir çocuktu sadece. Ancak bu mutluluğa zayıflayan bedeni asla izin vermeyecekti. Tifüse yakalanmıştı ve savaşın bitmesine 2 ay kala Şubat 1945'te hayatını kaybetti. Yaşadıklarının hepsini ama hissettiklerinin birçoğunu yaşayamadan bu dünyaya gözlerini kapadı. Yazdığı günlük ise bugüne kadar 30 milyondan fazla sattı ve 67 dile çevrildi. Yaşadığı acıyı anlattığı satırlarla videoyu sonlandıralım. Böyle günlerde yaşamak oldukça zor. İçimizdeki idealler, hayaller ve umutlar yaşamın acımasız gerçekliği karşısında paramparça oluyor. Hayatımı kaos, acı çekme ve ölüm üzerine kurmam mümkün değil. Dünyanın yavaş yavaş vahşete döndüğünü görüyorum. Bir gün bizi de yok edecek olan fırtınanın sesini duyuyorum. Milyonlarca insanın acı çekişini hissediyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Anne Frank'ı ve onun sadece 16 yıl zorluklarla süren yaşamını inceledik. Peki sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.